maalesef. Şimdi gelelim diğer tarafa. İşte ne yapmışız efendim? Cahil kalmışız. Bir gece. Bir gece de cahil kalmışız. Şimdi bak, ben İmam Hatip mezunuyum. Ben sana bir soru sorayım Tarsın. Harp inkılabının olduğu dönemi bir çizgi olarak kabul edersek, öncesinde Osmanlı'nın devamında olan bu toplumda okuma yazma oranı veya okuduğunu anlayabilme oranı yüzde kaçtır? İşte onu söyleyeceğim ben şu anda. Şimdi bak, ben İmam Hatip mezunuyum. Yüzde kaçtı yani? Arapça biliyorum artık. Yüzde bir miydi? Oraya geleceğim işte. Ona geleceğim. Arapça biliyorum. Biraz biliyorum yani, öyle tam Arapça bildi demez. Bırak onu. Ya, Arapça yani gördük. O kadar. Ama ben tarihçiyim. Ben Osmanlıca biliyorum ya. Ben Osmanlıca biliyorum. Ama ben Arapça okuyamıyorum. Yani niye bu sapla samanı karıştırıyorsunuz? Osmanlıca denilen şey Arapça değil ki bir kere. Yani bu şekilde iddialı olanlara, yani gene İlber Ortaylı'nı söyle, gerizekalı mısın sen? Tamam mı? Azıcık aç da kitap oku. Benim gibi mesela üniversitede biz Osmanlıca öğrendik ama işte atıyorum Kur'an-ı Kerim'i, Arapçayı bilmeyen, Kur'an-ı Kerim'i okuyamayanlar gene Kur'an'ı okuyamıyorlardı. Bak, Osmanlıca biliyor adam. Osmanlıca metinleri okuyoruz ama adam Kur'an'ı okuyamıyordu. Buyur buradan yak bakayım ya. Niye karıştırıyorsunuz siz sapla samanı? Bu bir. İkincisi, Turan Bey'in söylediği gibi ya, Osmanlı'daki okuma yazma oranına bak. 1908'de, bunlar istatistik şeylerdir. 1908'de Osmanlı toplumunun %6'sı okur yazar. O da erkeklerin. Bak, buna da bir şeye dikkat edelim. Kadınlar zaten okula gitmezdiler. Okumazlardı. Yani erkeklerin %6'sı. Kadınlarda bu oran %0 neredeyse. Böyle 3-5 tane işte sivrilmişler vardır, o kadar. Ama topluma baktığın zaman %0 dersin sen buna. Şimdi Osmanlı'da okuma yazma oranı %6. Geliyoruz 20'lerde herkes öyle. Şimdi bir gecede cahil kaldık diyorsun. Ha, senin Osmanlı devletinde insanlar zaten cahildi ki. Okuma yazma bilmiyorlardı ki. Tabii bu adamların bu düşmanlık yapacaklar ya. Kime düşmanlık yapacaklar? Mustafa Kemal'e düşmanlık yapacaklar. Kime dostluk yapacaklar? Mustafa Kemal'in düşman olduklarına dostluk yapacaklar ya. Ondan dolayı bu tip iddiaları ortaya atıyorlar. Bir gecede cahil kaldı. Öncesinde bu insanlar okur yazar mıydı? En büyük şeyleri Kur'an'ı okuyabiliyordular, okuyamıyorlar şimdi. Yok böyle bir şey ya. Ne alakası var? Osmanlıca ile Kur'an'ın ne alakası var? Yani bunun sen niye bir tabu veya din olarak gösteriyorsun? Ben bariz bir örnek görüyorum hayatımdan. Sınıf arkadaşlarım çok iyi Osmanlıca okurdu ama Kur'an-ı Kerim okuyamazlardı. Niye? İkisi çok ayrı şey. İkisi bir dil değil ki. Osmanlıca bir dil değil. Türkçe yani. En basitinde Türkçe. O harfler Arap harflerine benzediği için millet Kur'an'ı okuyamıyor ki. Bu söylenen adamlara bir de şunu demek lazım. Tamam. Osmanlı'da okullarda eğitim dili ne? Fransızca. Fransızca. Osmanlı'da okullarda, askeri okullarda, ki en çok askeri okul vardır o dönemde. İşte Bahri Hümayun'da, Berri Hümayun'da, işte Kuleli'de, Tıbbiye'de, Harbiye'de baktığın zaman resmi dil Fransızca. Peki buna ne diyeceksin? Yani değil mi? Bu adama ahmak derler ya. Bir şey iddia ortaya atıyorsan, tamam mı? Bir düşüneceksin ki lan bunun gerisinde ne vardı, ne yoktu? Bunu düşüneceksin. Yani Osmanlı kendi okullarındaki eğitim dilini Fransızca yapmış. Arapçayı falan bırakmış ha. Hani o büyük Osmanlı padişahlarımız falan bizim var ya, o İslam'a hizmet eden toplum var ya, Arapçayı Marapçayı bırakmışlar adamlar. Her şeyi bırakmışlar. Okullardaki eğitim dili Fransızcılar. Ne yapacaksın peki bunu? Nereye koyacaksın? Şimdi ne diyebiliyorsun padişaha? Hiçbir şey diyemiyorsun. Gel bu tarafa. Şimdi tabii bunların derdi Atatürk'le düşmanlık.